Bu arada evimizin yarısı nefes için yerde. Bugün bana bir bugündü galiba. Bir takipçimden koli geldi. Bunun içerisinde kitaplar var. Şöyle ki kendi kitaplığındaki kitapları bana hediye etmek istedi. Sevgili Kübra'ydı sanırım. Ben dedim ki istemiyorum. İsmi var mı? Evet, Kübra. Dedim ki başkasına hediye et lütfen. Bana hediye etme bunları. Dedi ki hayır, ben sana vermek istiyorum bunları. Dedim ki fotoğraflarını çekti. Hatta videolarını çekti. İstediklerini söyle lütfen dedi. Ben de bakamadım ona. O an dönemedim. Çünkü nefesle ilgileniyordum. O da çıkarmış koliyi, dedi ki hepsini koliye koyuyorum. Ben de o var dediklerini koliden çıkaracağım dedi. Ben ona cevap yazamadan eşi eve gelmiş sanırım. Almış böyle hepsini kolilemiş. Bana gönderdi. Ve dedi ki peçeteye yazı yazmış. Ve dedi ki sende olanları lütfen ablana hediye et dedi Seray. Çok teşekkür ediyorum. Birkaç tanesi bende var diye biliyorum. Lütfen bunları al dedi. Seviliyorsun. Bol keyifli okumaların olsun. Birçok insana ışık olman dileğiyle de peçeteye böyle not yazmış Kübra. Çok teşekkür ediyorum. Neler çıkacak içinden açıkçası? Aa, bu ne? Şeker de koymuş Seray içerisine. Jeli. Bunlar da Gülşah'ın olsunmuş. Al. Gülşah'da şekerler gelmiş. Kitaplara birazı yamulmuş. Çoğu Yapı Kredi Yayınları'ndan dedi. Lütfen kabul et dedi ve şu an hepsi görebildiklerim Yapı Kredi Yayınları. Büyük Dünya Araştırması diye böyle bir çocuk kitabı. İlk defa görüyorum bunu. Nefes. Ay ne zaman gelecek diye bir çocuk kitabı. Nefes, sana yeni nefes kitap geldi. Nefes nerede, baksana gidiyordu tam. Nefes gel buraya anacığım, anneciğim. Çok güzel bir çocuk gidiyor, kitabı. Gidiyor nefes. Sonrasında Barış Çocuk, Atatürk'le Kurtuluş Savaşı'nda Seray. Çocuk kitabı ama Atatürk'le alakalı, istersin belki. Ya bu yamulmuş kenarda kalan. Yaşasın Hayal Gücü, Yazmayı Sevmeyen Çocuğun Hikayesi diye bir yine çocuk kitabı. Bunların hiçbiri bende yoktu. Oo, bende yoktu. Orhan Veli'nin Yalnız Seni Arıyorum. Hocam kaşındı bu arada. Yalnız Seni Arıyorum diye. Ya niye böyle bir şey yaptım ki? Çok mutlu oluyorum, bir de çok da mahcup oluyorum aslında. Cemal Süreyya'dan Papyrus'tan baş yazılar. Bu da bende yoktu. Franny ve Zoe Selinger'ın. Bu da bende yoktu. Francis Bacon mu acaba? Sevgi Üstüne. Hiçbir gururlu adam kendini bir sevenin sevgilisini beğenmesi gibi budalaca beğenmezmiş. Merak ettim bunu da. Bu da yoktu. Aa, Halit Ziya Uşaklı Gelin Mavi ve Siyah. Bu son videoda izlediyseniz, yani şu anda son yayınlanmış videomda İş Bankası Kültür Yayınları'ndan almıştık. Ama bu Yapı Kredi'den. Nazım Hikmet Memleketinden, Memleketimden İnsan Manzaraları şiir kitabı yine. Ve İnan Çetin Uzun Bir Ömür İçin Uzun Bir Elbise. Allah'ım, benim artık 5 yıl kitap almamam lazım bence. 9 öykü Selinger'ın yine. Demir Özlü Bir Beyoğlu Düşü, Berlin'de Sandrı, Kanallar. Hiç duymadığım kitaplar, görmediğim kitaplar. Paris Köylüsü Louis Aragon. Duymayan kalmasın, haberdar olsun. Herkes bunu da duymamıştım. Doğan Yarıcı İş Odası. Onlar çok güzel oynuyorlar Gülşah'la onu. Birbirlerine atıyorlar. Yok, dün de şey balık kraker var evde. Onu oynuyorlar birlikte. Eski Bahçe, Eski Sevgi, Tezer Özür'ün bende bir tane kitabı var ama bu değildi herhalde. Bu değil sanırım. Sen güldün. Bir nefes molası. Tezer Özür'ün bende bir tane kitabı var ama bu değil herhalde. Gogol Dönemi Rus Edebiyatı, Çernişevski. İlk defa duyuyorum bunu da. Hızlı yapmaya çalışıyorum ama çok kitap var Kübra'cığım. Yavaş et, bacağım da kaşınıyor ya. Şöyle yapayım. Bir kaşıyım kendimi de. Komşunun da beni alıyor. Yavaş Ateş. Geçiyorlar. Bir Zaman Kralı'dan. Yavaş Ateş. İlhan Durusel. Tamam oldu. Yahya Kartalı. Faruk Nafiz Çamlıbeli. Ben Faruk Nafiz Çamlıbeli çok okumadım sanırım. Çukurova. Tarot diyemiş. Tanımıyorum.
açıkçası bilmiyorum. Yayla Kartal'ın ayrıcı kalmış burada. Birçok yazarı ve ismi kitabı ilk defa duyuyorum. Bu da benim ayıbım olsun. Magda Szabo Kapı. Ne birliymiş acaba? Otobiyografi. Fransız mıymış? Macaristanlıymış. Macaristan'da doğmuş en azından. Niye bu kitapları hiç okunmamış gibi? Aklın Gözü. Oliver Sacks. Bunlar okunmamış. Şey, yeni kitapları hiç okunmamışlar. Nezihe Meriç. Alaca Eren. Okumanın Tarihi. Alberto Manguel. Herhalde. Bende bir tek varsa Tezer Özlü vardı ama o da bu kitabı değil herhalde. Şu ana kadar hiçbir kitap şey değil yani. Nasıl denir? Ve aynı değil. Firuza'nın Parasız Yatılı kitabı. Zordur bir öykü yazmak diyor. Haldun Taner. Aa! Keşanlı Ali Destanı. Haldun Taner'in. Oyunlar var herhalde bu. Alberto Manguel Borges'in evinde diyor. Arjantinliymiş bu arada. Şunu merak ettim. Gürsel Korat Rüya Körü. Mehmet Rifat, Barthes, Proust, Baudelaire ve Ötekiler. Çok merak ediyorum. Ve Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde Proust'un, Marcel Proust. Sevdiğimiz zaman aşk o kadar büyüktür ki bir bütün olarak içimize sığmaz. Sevdiğimiz insana doğru yayılır. Onda kendisini durduran, başlangıç noktasına geri dönmeye zorlayan bir yüzey bulur. İşte karşımızdakinin hisleri dediğimiz şey kendi sevgimizin çarpıp geri dönüşüdür. Bizi gidişten daha fazla etkilemesinin, büyülemesinin sebebi ise kendimizden çıktığını fark etme işimizdir. Cümleye bakar mısın? Anne! Duydun mu beni? Sevdiğimiz zaman aşk o kadar büyüktür ki bir bütün olarak içimize sığmaz. Sevdiğimiz insana doğru yayılır. Onda kendisini durduran, başlangıç noktasına geri dönmeye zorlayan bir yüzey bulur. İşte karşımızdakinin hisleri dediğimiz şey kendi sevgimizin çarpıp geri dönüşüdür. Bizi bu gidişten daha fazla etkilemesinin sebebi, büyülemesinin sebebi ise kendimizden çıktığını fark etme işimizdir. Anne. Annemden zoraki bir çok güzel geldi. Ve edebiyatımıza Dipnotlar Doğan Hızlan'ın kitabı. Tanıdığım, okuduğum Cemal Süreyya diyor. Ve son iki kitap alıyorum. Bir Kadının Portresi Henry James'in. Kazım Taşkent Klasik Yapıları diyor. Ya Kübra ya. Ve son olarak Ulysses, James Joyce'un. Bunu çok merak... Bunu şimdi İş Bankası Yayınları'ndan da var elimde. Karşılaştırmalı okumak istiyorum. Çok merak ediyorum. Çok ağır kitaplar bunlar. Bayağı bir insanın bilek gücü. Bunlar masa başı kitapları bence. Kübra'cığım çok çok ama çok ama çok 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 teşekkürler. Dediğim gibi böyle bir şeye gerek yoktu. Ablama hiçbir tanesi gitmiyor üzülerek. Tabi ablam içinden seçecektir büyük ihtimalle. Ama hiçbiri bende yoktu gerçekten. Yani... birebir aynı kitap değil. İş Bankası Yayınları'ndan olanlar var elimde ama çoğu, çok açık yüreklilikle söylüyorum, İlk defa gördüğüm, ilk defa duyduğum yazarlar ve kitaplardı. Bu açıdan nasıl teşekkür edilir demiyorum. Neden böyle bir şey yaptığını da bilmiyorum ama çok ama çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum YouTube videolarımı seyrediyor musun ama çünkü bana Instagram'dan ulaştın sen ve ben seni yorumlarından tanıyorum. Sağlasın. Sürekli mesajlarını ve yorumlarını okuyorum. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Sana da, eşine de çok teşekkür ediyorum.
Çünkü bizim onun aramızda bir konuşma geçmişti. Eşi Sergül ablaya ablaydı sanırım ya da Sergül müydü? Göndereceksen hadi durma çabuk gönderelim demiş. Çok teşekkürler. Birkaç tane hemen okumaya başlamak istiyorum. Çok merak ettim çünkü. Şunu da okumak isterim. Hemen ayıracağım. Bunları şimdi ablam da bakar. Orhan Veli de bir şiir kitabı daha böyle alayım elime. Şu çocuk kitaplarına da çok sevindim açıkçası. Kıvrılmış olmalarına üzüldüm. Çok ama çok teşekkürler. tekrar bahaneyle kitapları yerine yerleştiren ben. Evet. Bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Söyle. Teşekkürler. Yüksek sesle söyle. Teşekkürler. Şekerci. Kübra mı? Teşekkür ederim. Gülşah pijamalarını giydiği için kamera karşısına çıkamıyor sizinle. Ben de böyle bugün denize gittik geldik. Dağınık bir haldeyiz. Evet. Ama işte siz zaten biliyorsunuz. Bu kadar. Baksana ona bir fön kitap geldi. Sizin için teşekkürler. Başka yerlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Anneciğim. Bana bir kütüphane daha lazım. Desene eve bir lazım. Biz şimdi annemin en arkadaki oda benim olan. Ve kitaplıklar yetmiyor. Bir iç mimar, bir marangoz fayda yardım etmesini istiyoruz bize. Çünkü oda çünkü odalıktan çıktı gerçekten. Eskici dükkanından daha beter. Kitaplık almam lazım. Senin kızın gelmiyor. Kitaplık alman değil de marangoza özel yaptırman lazım. Aynen. Sonra giderken kendi evine götürmen lazım. Bir gün Türkiye'de evim olursa inşallah. Elbaya böyle bırakıyorum sana. Görüşürüz. Bye bye. Selam söyleyeyim.